Yaz kızım. Niye bakıyorsun öyle? Acele et. Yoruldum. Biraz ara verelim. Ya hadi, ne ara vermesi? Aksine daha fazla hızlanmamız lazım. Gevşeklik yapma ya. Gevşeklik yapmayayım mı? Sen harbiden komik bir kızsın. Ya gerçekten ben devam edemeyeceğim. Bastı beni burası. Ben alışık değilim uzun süre aynı yerde kalmaya. Bunaldım. Ben senin için ne yapabileceğimizi buldum. Nereye? Ya laptopunu da al. Benimle gel hadi. Hadi. Efendim Deniz. Ne yapıyorsun canım? Eve geldim şimdi. Ne yapacağız akşam? Görüşecek miyiz? Ya yok canım, biraz yorgunum. Dinlenmem lazım. Tamam canım. Volkan, yarın yüz yüzeyken konuşmayı planlıyordum ama dayanamayacağım sanırım yarına kadar. Benden sonra birlikte olduğun kız. Ona karşı gerçekten bir şeyler hissettin mi? Bu benim için gerçekten çok önemli. Deniz, okun düşündüğün gibi değil. Nasıl peki? Ya Deniz, kız arkadaş konusu bir oyundu. Burak, Çağla'ya karşı aklamak için kurduğumuz, daha doğrusu Burak'ın kurduğu bir oyun. Ve ben de bu oyuna alet olmak zorunda kaldım. İnanmıyorum. Çok şaşırdım. Bir o kadar da böyle olmasına çok sevindim. Yani senin bana olduğun kadar ben de sana sadıktım Deniz. Neyse, bu konuştuklarımız Çağla'nın kulağına gitmesin. Yoksa Burak'la ilişkileri bitebilir. Tabii ki de canım. Sen hiç merak etme. Görüşürüz canım. Bak, burada çalışacağız. Burada da sıkılmazsın herhalde. Çok iyi düşünmüşsün. Aferin sana. Teşekkürler. Gözüme girmeye başladın. Hadi çalışmaya devam. Niye bakıyorsun öyle? Hiç. Hadi hadi. Sen bana buradan isimleri söyle. Ben de yazayım. Tamam. Filiz. Nerede kaldı bu çocuk? Çalışıyordur Nihat'cığım. Ya Turgut da öyle söyledi ama bana çok inandırıcı gelmedi. Bir arayayım istersen. Yok hayatım, sen arama. Ben arayayım onu. Ya bırak telefonu, sonra oynarsın. Hadi devam edelim. Ya sen iyi ki benim patronum değilsin ha. Burak, hadi. Tamam. İsmail. Yaz kızım. Yazıyorum. Telefon. Efendim baba. Alo Burak oğlum, sen neredesin?
Kulüpteyim baba, çalışıyorum. Kulüpte mi? Bu saatte. Çalışıyorsun. Ya baba size de yaralılmıyor ha. Ya oğlum. Ya sen işe gitmiyorsun? Ya da işe gittin mi çalışmaktan eve gelmiyorsun. Senin için şöyle ikisinin ortasında bir şey yok mu? Tamam baba, işim bitince eve geleceğim. Merak etmeyin. Tamam, tamam. Peki. Hadi bakalım. Çalışıyormuş. Gelecekmiş. Çalışıyor değil mi? Hani çalışmazmış? Çalışıyor, çalışıyor da işte çalışacağı hepsi bu. Bak gör, yarın kesinlikle işe falan gitmez bu. Seninle nesine istersen iddiaya varım. Ne istersen mi? Ne istersen. Tamam Nihat'cığım, anlaştık. Ya annem de merak etmiştir beni. Gecikeceğim dedim ama. Bitti sayılır zaten. Ya bu arada sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Çok sağ ol. Rica ederim. Ama bak bu sondu. Tamam. Çıkalım, seni eve bırakayım diyeceğim ama. Evet, biraz garip oldu. Neyse ben eve yakın bir yerde inerim. Peki. Artık işi öğrendiğine göre beni bir daha çağırmazsın. Bir daha olmayacak zaten. Tamam, sevindim. Çünkü çalışacağımı sanmıyorum. Yani her gün bu tempoyu kaldıramam. Çok yoruldum. Sanki taş taşıdın. Ne kadar şımarıksın. Ne oldu da bu kadar yoruldun yani? Ya babam da her şey çok kolaymış gibi konuşuyor. Yok oğlum çalış, yok sorumluluk al, yok şu, yok bu. Ya zamanı gelince çalışırız işte. Ne gerek var şimdiden bu kadar kasmaya? Sen o zamanın geleceğini nereden biliyorsun? Hayat senin için o kadar basit ki. Ama sahip olduğun her şeyi bir anda kaybedebilirsin. Öyle kolay olmuyor. Ben babam ölmeden önce rahat bir hayat yaşıyordum. Çalışmak zorunda değildim. Ama bir anda her şey tersine döndü. Güçlü olmak, hayatımın sorumluluğunu elime almak zorundaydım. Çünkü beni düşünen, benim için çalışan babam yoktu artık. Annemle her şeye göz gerdik. Ve hala da ayakta durmaya devam ediyoruz. Üzüldüm. Zor olmalı. Ama baban senin iyiliğin için çalışıyor. Tek başına kaldığında takılıp düşmemen, dimdik ayakta durman için uğraşıyor. Bence çok şanslısın. Her şeye sahipsin. Sadece bunları elinde tutmak için çalışman gerekiyor. Sen böyle söyleyince babamın da haklı tarafları var tabii. Ben senin aileni az çok tanıdım. Çok iyi, çok tatlı insanlar. Gerçekten çok şanslısın. Teşekkür ederim. İyilerdir. Bence onların kıymetini bilmelisin. Ben buralarda bir yerde ineyim. Yürüyerek gelirim. Tamam. Tekrar teşekkür ederiz. Sen önden yürü. Ben senden sonra gireceğim. Gece vakti şimdi ne olur ne olmaz. Allah'ım ne olur koru çocuğumu. İyi insanlarla karşılaştır. Ben geldim. Aslı, vallahi bir gün yüreğime inecek. Anne niye öyle diyorsun? Neden bu kadar merak ettin? Ben geç kalacağımı sana haber vermiştim. Verdin kızım, verdin de. Hava karardı mı biliyorsun benim yüreğim bir korku kaplıyor. Anne.
Lütfen sakin ol. Tamam tamam, bir şey demiyorum. Sen beni anne olunca anlarsın. Aslı. Hı. Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet, gel. Bak. Anneciğim ya. Hiç elim gitmiyordu kağıda kaleme, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kuzum benim. Aslıcığım, hem belki böylece burayı daha çok sever, daha çok alışırsın. Senin olduğun her yer benim evim. Yuvam zaten anneciğim. Yavrum. Çok mutlu ettin beni. Aç mısın? Bir şey hazırlayayım mı sana? Yok anneciğim, aç değilim. Yatıp dinleneceğim biraz. Tamam. Ver. Nasıl geçti günün? Çok iyi geçti. Ben mağazadan çıktım, böyle elim kolum dolu. Yani önümü görecek halim yok normalde. Ay, burun buruna geldik dün Neriman Hanım. Nasıl böyle şaşırdık biliyor musun bu kadar yıldan sonra? Ay. Selam. Canım benim, bir tanem, hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Hoş geldin oğlum. Nasıldı iş? Çok iyiydi. İyiydi. Neyse, ben izninizle erken yatacağım bugün. Malum yarın iş var, erken kalkmam lazım. Yani nasıl yani? Sen yarın işe mi gideceksin? Evet. Niye şaşırdın ki baba? Sen çok haklıydın. Sorumluluk sahibi olmanın zamanı geldi geçiyor bile. Hayatta başımıza neler gelebileceği belli değil. Her türlüsüne karşı hazırlıklı olmalıyız ki bizi kimse yıkamasın. Neyse, iyi geceler. Bu Burak mı? Hala şoktayım. İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. İstersen yık, acıt, kanat
Burak'la ilgili hala şaşkınlık içindeyim. Ama dedim hayatım ben sana, yapar benim oğlum dedim. Ya biraz önce nasıl gururlandım sana anlatamam. İşte dedim yani benim oğlum böyle olmalı. Ay gerçekten mi? Evet. Çok mutlu oldum Nihat'cığım. Ama lütfen ona bunu söyleme. Şımarır. Ama niye? Çok mutlu olacak. Ya Nihat, niye sen onunla biraz böyle duygularını paylaşmıyorsun? Yani ona olan sevgini, ilgini, onunla gurur duyduğunu. Aslında çok doğru söylüyorsun. Haklısın da işte. Aileden başka türlü görmüşüz. Elimde değil. Aşkım benim ya. Hadi. Ben de çok yorgunum, uykum geldi. Hadi yatalım mı? Tamam aşkım. Hadi. Sen de mi acıktın? Evet. Ama ben daha sonra gelirim. Sandviç yap da yiyelim. Ben mi yapacağım? Tabii ki de. Of. Ya işte Emir, evde Emir. Tamam. Ya tamam tamam, dur. Ben yapacağım. Ama bak ilk denemem. Eğer beceremezsem dalga geçmek yok, tamam mı? Tamam, hadi bakalım. Sen de tabakları çıkart. Gören olmaz inşallah. Merak etme, gözüm kapıda. Ben hemen seni saklarım. Zaten saklama konusunda üstüne yok. Sandviçlerimiz hazır. Tamam, çaylar da hazır. Biz muhteşem bir ekip olduk ya. İş yerinde öyle, evde öyle. Aynen öyle. Şaşırttın beni. Hangi konuda? Sandviç çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ben yakalanmadan odama gideyim. Aslı. Her şeyin ötesinde kaldı, kala kaldı. Şaştım, yanaştım. Güzel. Ne oldu yine? Ne istiyorsun? İsimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın, her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim. Daima küçücük bir kız gibi.
sarıl bana. Belki de senden çok hoşlanıyorumdur. Olamaz mı? Öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver senin için. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.